Mesela en çok karşıma gelen sorulardan biri de Polonya içinde IT neden IT okunuyor ya da IT gerçekten okunması gereken bir bölüm, gelecek IT'den mi ibaret sadece diye. Yani ben bu işe girene kadar ben mesela sadece düşündüğüm tek şey bilgisayar mühendisi olmaktı. Ama bu işten sonra gördüm ki aslında birden fazla iş dalı her geçen gün artıyor ve mesela marketing diyoruz, işletme diyoruz. Bunlar insanların gözünde genelde hep böyle ya tamam avukat olamamış, işletme okumuş gibi görünüyor Türkiye'de. Halbuki şu anda üretim çok fazla dünyada. Yani her geçen gün üretim artıyor. Yeni ürünler çıkıyor, yeni teknolojik şeyler çıkıyor. Yazılım anlamında insanlar sürekli yeni product çıkarıyorlar. Yapay zekaları görüyoruz her geçen gün. Farklı ürünler çıkarıyorlar. Ama mesela bunun pazarlamasını yapamadığın sürece o ürün elinizde kalıyor. Digital marketing dediğimiz olay her ne kadar böyle basic bir şeymiş gibi görünse de şöyle bir örnek vereyim. Mesela Barbie filminin totalde maliyeti 149 milyon dolardı. Ama marketing sadece marketing ekibine 150 milyon dolar bütçe verildi. Gerçekten. Yani filmin kendisinden daha fazla bütçe verildi. Çünkü bu da başarılı oldu. Gördüğümüzde Barbie vs. Oppenheimer'ı bile kullandı adamlar. Yani ona göre bir içerik çıkardılar. Varşova için konuşmam gerekirse mesela Uber'in bir reklam oldu Barbie ile birlikte. Florida'da gene bir tane Barbie evi açıldı gibi. Ya yani bu tarz marketing projeleri kapsamında film tuttu ve her geçen gün şu anda daha da artmaya devam ediyor. Bu nedenden dolayı aslında insanlar mesela şirketlerin de ilk başta baktığı şeyler pazarlama. Çünkü şu anda üretim anlamında AI'ler her geçen gün artıyor ve bu AI kısmı üretimi zaten büyük bir kısmını hallediyor bizim içimizde. Bundan 5 yıl içinde mesela IT elemanıyla konuşuyorum. Ya 5 yıl içinde şunu diyorlar. Artık düşünen bilgisayar mühendislerine ihtiyacımız var. Kopyacı bilgisayar Değil mühendislerine mi? değil. Ha. Evet. Yani Çünkü şu anda mesela bir şeyi internetten bulup hop copy paste yapıp tamam ben ChatGPT bunu aynen yazıyor zaten. ChatGPT Evet, yazıyor. evet. Bunun 5 yıl sonra artık daha bu iş ne işin bildiğini işi bilen insanlara kalacak ve bunun dışındakiler elenecekler yani. O yüzden üretim noktasında AI bu bir kısmı geçiyor ama mesela pazarlama noktasında karşılığında bir insan ne kadar şey olsa da bir insan var. AI bunların hepsini bir algoritmaya dökemiyor. Bu durumda da pazarlama noktasında mesela şirketler daha çok önem veriyor. İşten çıkarma kısmına geldiğimizde ilk noktada üretim kısmına bakılıyor. Çünkü pazarlama şirketi için bir kan bağı yoksa ürün elinde kalıyor bu sefer. Pazarlayamıyor yani. Bu yüzden mesela digital marketing gibi bu tarz bölümler yurt dışında çok tutuluyor ama Türkiye'de çok değeri bilinmeyen bölümler. Bunlara da bakılabilir diyorum ben yeni gelen arkadaşlara. Mesela bu Türkiye'de çok bilinmedik bir alan ve her geçen gün dünyanın da dijitalleşmesiyle beraber çok daha önem kazanıyor. Yani TikTok'un nasıl yükseldiğini bir nesil gördü. Sıfırdan sadece videoları müzik ekleyip 15 saniye video formatı şu anda dünyada bir numaralı hale geldi ve diğer sosyal medyalar biz bunu nasıl çekebiliriz'i düşünüyorlar diğer platformlar. Yani o yüzden bu tarz yeni bölümlere kesinlikle açık olmalı ve insanların araştırabilmesi lazım.